Bu benim oğlum. Akgün. Akgün Gökalp. Tam deli yaşlarda. Anasız babasız büyüdü. Kendi yolunu çizer zannettim ama benim izimden geliyor. Evlatımı kurtarmam lazım. Seni Feyt Bin'e aldırtırız. Çocuğu da dert etme, hallederiz onu da. Çocuk. Çocukla sen alakadar olacaksın. Yok, o mümkün değil, olmaz o. Prosedürü takip ederim. Her şeyin bir kaidesi, bir kuralı var. Bak savcı, sen yapacaksın bunu. Çocuğunu bana mı emanet etmek istiyorsun yani? Hayatını çalan adama çocuğunu mu emanet edeceksin? Senin de iki evladın var değil mi? Oğlumu yanında tutmanı Selçuk Taşkın olarak değil, Akgün'ün babası olarak istiyorum. Sen de savcı olarak değil, iki evlat babası olarak cevap vereceksin bana. Bana şerefin üstüne söz ver. Evladımı gözünün önünden ayırmayacaksın. Kendi oğlun gibi. Anlat biraz çocuğu. Bizi dinlemedin. Uyarıları okuyamadın. Bak başına neler geldi Akgün Efendi. Diyorsun ki mekan açıyorsun, ben de yarısına çöküyorum. Çünkü babam Halil Sadi sanacaklar, doğru mu anlıyorum? Çok doğru lan. Oğlum, sen teklifi biraz daha yükselt. Yoksa akşama kadar aynı şarkıyı okurdururum ben sana. Bir sus lan artist, bas. Bak Soner kardeşim, mekanda hak iddia ediyorsan bir orta yol bulunur. Sal bu çocuğu, insan gibi konuşalım biz. Hem baban da tasvip etmez bu yaptıklarını. Oğlum bir şey söyleyecek çocuk, çıkartın lan. Ahmet abi yalvarma bu Ezi'ye. Babası olmasa bunun yer mi? Ha? Babası babamın karşısında zamanında ayak ayak üstüne atamazdı bunu. Onun ezikliğiyle film çeviriyor dangoz bize. Lan artist. Devran döndü. Biz izin vermesek baban içeride bir sonraki nefesini alamazdı. Selçuk Taşkın mı? Aynen. Babam babanın sahibi, ben de senin. Hatırladın? Tabii tabii, çok iyi hatırladım. Öyle kafana göre mekan toplayıp bizi dışarıda bırakmak var mı lan? Ne yapacaksın lan? Harbiden. Sen gece kulübünde sahne mi alacaksın? Lan harbiden öldürürüm seni. Ne oldu oğlum? Ne oldu lan? Allah aşkına bir durup. Soner, Soner, Soner. Allah aşkına izin ver, ben bir konuşayım. Akgün, oğlum bak birazcık hatırım varsa makul bulalım, buradan çıkıp gidelim ha diyelim, tamam mı? Ahmet abi ya. Fırsat verme şu heriflere. Kafa yeterince kattık değil mi? Hı hı. Affet. Tamam. Çekil, çekil, tamam. Tamam lan. Ver sözleşmeyi imzalayacağım. Aferin. İşte böyle. Ortak mı diyeceğiz birbirimize lan? Sen kocacığım diyeceksin. Espri yaptı Gülen. Kalemi unutturma ama kalem pahalı. Vereceğim, vereceğim. Senin de imzan lazım ama. Hadi atla imzanı, işimize bakalım. Fazla teferruat var burada, hadi al. Al. Acaba gelin hanımla bir fotoğraf mı alsak ya? Akgün ne yapıyorsun? Sakin, sakın. Akgün yürü. Kalem yakıştı hele. Yürü, 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 sakin. Bittin lan sen, bittin! Oğlum sen ne yaptın ha? Ne yaptın? Öldürdün ikimizi de. Ya olan oldu, bunun tedavisiydi. Babasını ağlamasıydı. Bir iki saati bulur zaten peşimden koşmaları. Sonra peder içeriden devreye girer, halleder bir şekilde. Arayacağım seni Ahmet abi, bir eve uğramam lazım. Birkaç parça eşya alacağım. Tamam. Şş, bana bak. Oğlum sen ne zaman durulacaksın? Aklı başında güzel bir kız bul, evleneyim. Belki durulurum o zaman. Hadi oğlum, hadi. Akgün Gökalp Taşkın. Olabilir, sen kimsin?
Şöyle deniz manzaralı bir karakola çık bari. Daha ne kadar bekleyeceğiz burada? Ağlar. Ya günahımız neyse ya söyleyin. Ya da salın bizi gidelim, işimiz gücümüz var. Çıkıyor muyum amirim? Otur. Nedir günahımız? Daha açılmamış mekanın ruhsatını mı istiyorsunuz bizden? Kimin ayağına basmışız? Hem avukatım nerede benim? Aramama da izin vermediniz. Niye kaçtın polisten? Kaçmadım. Yönümü değiştirdim. Ya sevmiyorum polis, olamaz mı? Allah Allah. Baban gibi ha? Bu mu suçum? Selçuk Taşkın'ın oğlu olmak. Çok yaratıcı. Suç bireyseldir. Kimse başkasının suçundan sorumlu olmaz. Halil Saadet'in oğluyla husumetim varmış. Ya sen magazini mi takip ediyorsun? Ne söylediğine dikkat et. Devletin savcısıyla konuşuyorsun. Savcımın... Ne oluyor ya artık ifadeye? Savcı mı giriyor? Bak tanıklıktı, muhbirlikti. O tür yollara sapmam zaten. Alakam da yok. Sivilim ben. Ne tanıklığı lan? Sen kimsin ki tanıklık yapacaksın ha? Zibit. Ayıp oluyor Sayın Savcı. Oğlum sen bir kendine gel. Sen ne sanıyorsun kendini? Ha? Kimsin oğlum sen? Halil Sadi Sancaktar denen herif seni ezer geçer. Kimse yaşadığını bile hatırlamaz. Babana fazla güvenme. Babanın hatrının da bir sınırı var. Biz seni korumak için aldık. Hayatın tehlikede. Eğer biz seni korumazsak... ...bu kapıdan çıktığın anda ölürsün. Ne koruması? Böyle devlet koruması, tanık koruma. Ha, tanık koruma. Bir süre gözetimimiz altında kalacaksın. Allah razı olsun Sayın Savcım. Hiç endişe etmeyin, ben başımın çaresine bakarım bir şekilde. Uyarılarınızı da bu arada dikkate alacağım. Harbiden önemseyeceğim. Ya gerekirse bir süre ortalıklardan yok olacağım ya. Daha önce yapmadığım şey değil. Korumanızı almayayım, sağ olun. Peki, sen bilirsin. Ne yapıyoruz o zaman ben? Çıkıyorum değil mi? Sayın Savcım, Sayın Savcım! Sayın Savcım! Ne oluyor ya? Ne oluyor? Baba? Baba? Otur. Baba saldılar mı seni? Otur dedim. Söyleyeceklerimi dinleyeceksin. Öğrendiklerini ezber edeceksin. Bundan sonra Halil Saadet'ten de oğlundan da etrafında her kim varsa hepsinden uzak duracaksın. Bu camiadan kopacaksın. Baba inan büyütülecek bir lafımı şey yok. Kesme. Lafımı kesme. Bilmediğin şeyler var. Yorum yapma. Biraz önce konuştuğun beyefendi savcı. Benim de güvendiğim insanlardan bir tanesi. Bundan sonra onun lafından dışarı çıkmayacaksın. Baba sen ne diyorsun ya? Tanımadığımız bilmediğimiz adama zimmetliyorsun beni. Ahmet abi ayıp olmuyor mu? Ahmet abine bu camiadan uzaklaşacaksın. Bundan böyle savcının kelamı benim kelamımdır. Yok baba olmaz baba. Biraz önceki adam savcı diyorsan ve benim bu adamla birlikte olmamı istiyorsan... Sana yorum yapma demedim mi? Yorum yapma demedim mi sana? Bundan sonra ben yok. Selçuk Taşkın'ın oğlu yok. Savcı ne diyorsa o. Otur diyorsa oturacaksın. Kalk diyorsa kalkacaksın. Nerede ne zaman kalınacaksa orada kalacaksın. Savcının izni olmadan nefes bile almayacaksın. Anladın mı lan beni? Anladın mı beni? İyi.
aşkının oğlu yok. Savcı ne diyorsa o. Otur diyorsa oturacaksın, kalk diyorsa kalkacaksın. Savcının izni olmadan nefes bile almayacaksın. Telefonda cüzdanları aldınız mı Ayşe? Buradan. Üzerinde başka bir şey var mı? Bir kıyafetlerim var, çıkarayım istiyorsan. Burayı... Bu ne, kurşun mu? Hatırası var. Kaldır kolları. Burada bir şey bulacağım sanki. Kısmet. Al, bir dahakine daha dikkatli ol, tamam? Helal be sana. Büyük ödül senin. Kazandın. Her yöne bedava yer verme. Şahane bir hayat. Ceza mı kesiyorsun, koruyor musun? Belli değil. Anlamadım. Ama üstünde vallahi billahi başka bir şey yok. Tamam kız. Ne kadar kalacağım ben burada? Bilemem. Ay mı, gün mü, nedir? Tamam. Velev ki çıkıp gitmek istedim ya da sıkıldım ya. Çıkıp gitmek istedim ya. Tutuklu da değilim, ne engelleyecek beni? Babanın tokadını hatırla. Dediklerini ezberle. Çıkarma aklından. Savcı sen ne işsin? Allah aşkına biz bizeyiz şurada bak, kimse yok. Maşallah bağlattın kendine. Neyse o doğruyu söyle ya. Belli ki babandan daha önce de dayak yemişsin. İlk değil yani bu. Beni sık sık görmeyeceksin. Ama görüştüğümüze laubalilik isteme. Tamam. Şimdi otur, düşün taşın, aklını başına topla. Yoksa daha çok dayak yersin. Sen burada kalıyorsun, tamam mı? Aman diyeyim, dikkatli ol. Sen de benimle gel, lobide beklersin. Hadi iyi nöbetler. Hayırlı günler kardeş. Organize şube. Şahsi devre almaya geldik. Anlaşıldı komiserim. Aşağıdaki arkadaşa da bilgiyi verdik. Var mı söyleyeceğin bir şey bize? Bu kapının kartı. Tamamdır. Teşekkürler. İyi nöbetler. Genç. Genç. Kalk. Hadi. Al eşyanı, gidiyoruz. Ya bir salın beni ya. Yat kalk. Nereye kadar ya? Daha yeni gelmedik mi biz buraya? Nereye gidiyoruz? Hadi hadi, acele et hadi. Siz kimsiniz arkadaşım? Organize şube. Bir durum oluştu da naklini yapacağız. Savcının emri var. E savcı nerede? Kendi söyledi. Ben nereye sen oraya dedi. O gelsin öyle. Hadi aslan, oyalama bizi. Savcıya götürüyoruz zaten seni. Sorarsın yüzüne nedir ne değildir. Hadi. Hoş geldiniz. Kapıdaki memurlar nerede? Diğer memur arkadaşlar gelince ayrıldılar. Diğer memur arkadaşlar? Bilmiyorum. Avlar, bir kimlik görebilir miyim ya? Tedbir amaçlı. Eyvallah. İlker amirim.
Bu çocuğun oteldeki güvenlik memurlarını siz mi değiştirdiniz ya? Kimse yok burada. Tamam, bekliyorum. İnşallah daha kalite bir yere gidiyoruzdur. Bak bu yatağa benziyor ama vallahi billahi Allah seni inandırsa değil. İnan değil. Sabaha kadar ne kabuslar gördüm, ne kabuslar gördüm ya. Bu askerlik böyle bitmez. Oradan oraya, oradan oraya lan perişan olup be kardeşim. Ya asansör diye hayırlı bir icat vardı. Nereye koşturuyoruz biz? Yerimizi mi öğrendiler? Ne oluyor? Tedbir amaçlı arka kapıdan çıkıyoruz. Yürü. Söyle amirim. Selim benim. Canan. Geliyorsun değil mi? Altay'ın doğum günü bugün. Canancığım ben seni sonra arayayım mı ya? Şu an hiç konuşacak durumda değilim. Çocuk bir haftadır babam gelecek diye hevesleniyor. Mesaj atıyorum, cevap bile yazmıyorsun. Canancığım gerçekten sırası değil ya. Ben arayayım sonra seni ha. Ne zaman sıra gelecek bize? Ya ne büyüdü babacığım olay. Altı üstü bir kalem sapladık şehzadenin eline ya. Bir koşturmacanın içindeyim lan. Neyi soruyorsun ya? Tabii. Tabii tabii, sürekli koş sen. Arada bir dur, bir nefes al ama. Belki beynine oksijen gider, bir ailen olduğunu hatırlarsın. Ya bunlar nasıl laflar Allah aşkına, nasıl laflar ya? Bin tane şeyle uğraşıyorum Canan. Bin tane şeyle uğraşıyorum ya. Senin derdin nedir? Ha? Derdin ne senin ya? Derdim mi ne? Bak Selim, kendimi geçtim artık. Bak çocuklarım bunlar senin. Bir babaları olduğuna ikna etmekte zorlanıyorum artık. İşin geç bile bir sıkı bakağa geldi, tamam mı? Ben gelince konuşmak istiyorum seninle. Hakkın. Selim, duyuyor musun? Kapa telefonu Canan. Savcı seni bekliyor dedin değil mi? Nerede bekliyor savcı beni? Gidince görürsün. Araçta telsiz yok. Polis arabası değil mi bu? Bakımda. Eyvallah. Araç beyaz sedan. Tekrar ediyorum, araç beyaz sedan. Unkapanı yönünden Karaköy istikametine doğru fiziki takipteyim. Ekiplere haber verin, önünü kessinler. Dur be Canan, dur be Canan. Geç, geç. Birader. Ağzım açıldı, nefes alamıyoruz. Benim taraf iptal, çalışmıyor. Abi. Tamam. Açmayın, ne yapalım? Siz hangi şubedendiniz ağalar? Hangi organizeydi bu? Oğlum bir sus. Ne çok soru soruyorsun sen ya? Ya konuşuyorum çünkü... Yalan söylüyorsunuz bana. Buraya gel. Lan bas 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 bas. Bırak, 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 bırak. Bas 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 bas. Lan dur lan dur. Bas, bırak beni lan. Lan bırak. Kapat. Sıkarım. Otur yere, rahat dur biraz. Siz kimsiniz lan? Ha? Selçuk Taşkın var ya. Kan alacak sizden, kan. Onu bilin de öyle eylem yapın. Konuşma. Dizine sıkarım. Buyurun hocam. Bas, 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 bas. Geldi, 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 bas. Çek sağ, çek sağ. Çekil lan! Thank you.
geldiniz işte. Aç yavaş. Savcı Selim Kara. Sayın savcım, bir yanlış anlaşılma olacak. Sok ulan o kimliği cebine. Şöyle yapıyoruz. Siz çocuğu bırakıyorsunuz, sağ salim dışarı çıkıyor çocuk. Ben alıyorum, gidiyorum. Ya da devletin savcısına mukavemet gösteriyorsunuz. Kimin gücü kime yeterse. Anlaştık mı? Ha? Kararınızı verin. Bırak çocuğu insin. Nasıl? Bırak dedim. Tamam, gel. Abi. Bırak dedim. Savcı. Ali Sadi'nin çakalları bunlar. Anlamayacak mısın? Savcı kaçıyor kansızlar. Savcı takip etmeyecek misin bunları sen? Araç beyaz sedan. 34 Lüleburgaz Silivri 80-50. Galata Köprü çıkışına doğru gidiyorlar. Çocuk benle, güvende. Tamam. Tamam. Sen geç arabaya. Ha? Arabaya geç arabaya. Efendim Canan ya. Ne oldu? Ben boşanmak istiyorum. Ne? Bitti Selim. Ben gelince yüz yüze konuşuruz diye düşündüm ama yok yani. Durum bu. Bir dakika dur, ne diyorsun ya? Ya önünü arkasını düşünmeden ne konuşuyorsun? Ben söyleyeceğimi söyledim, tamam. Hoşça kal. Canan bir dakika, bir dakika dur, öyle olmaz hemen. Ne anlatıyorsun? Dur bir dakika. Canan. Telefonumu kapattın bir de. Ulan bir de telefonum... Canancığım sen neyi ispatlamaya çalışıyorsun? Allah aşkına neyi ispatlamaya çalışıyorsun ya? Ne boşanması Canancığım? Delirdin mi sen? Böyle olur mu ya? Sen bu akılları kimden alıyorsun? Kimin akılları bunlar bilmiyorum. Ama lütfen, lütfen. Bu ne cüret ya? Bu ne cüret ya? Boşanıyorum. Nasıl boşanıyorum öyle? Bunları konuşacağız. Şu an çok sinirliyim. Geldiğim zaman konuşacağız. Tamam. Konuşacağız. İyi misin ya savcı? Ya bu kadar ne günah işledik de biz böyle polisli molisli operasyon çekiyorlar bize ya. Yalnız adam ne seviyormuş oğlunu. Bravo. Saygı duydum vallahi billahi. Bu işte bir yanlışlık var savcı. Böyle fırtına koparılacak mevzu değil. Polis mi söylemiş bizim yerimize? Nereden öğrenmişler? Hayır, polise güvenemeyeceksek biz ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Hiçbir fikrin yok. Allah'a emanet diyorsun. Canancığım sen neyi ispatlamaya çalışıyorsun? Allah aşkına neyi ispatlamaya çalışıyorsun ya? Ne boşanması Canancığım? Delirdin mi sen? Böyle olur mu ya? Sen bu akılları kimden alıyorsun? Kimin akılları bunlar bilmiyorum. Ama lütfen, lütfen. Bu ne cüret ya? Bu ne cüret? İstanbul'u bitti sayın savcım. Nereye gidiyoruz? Bak telefonla kavga kıyamet konuştun. Eğer onunla ilgiliyse beni sal. Sonrasında buluşur görüşürüz ya. Yalnız bizim pederin ne kozu varsa sana karşı. Canını ortaya seriyorsun. Ya da sonunda büyük ikramiye mi var? Öyle mi diyelim? Ha savcım. İndin arabadan. Ya savcım sen beni yanlış... İn arabadan. Bak sen beni yanlış... İn lan arabadan, in. Seninle mi uğraşacağım lan? Soytarı. Çık dışarı. Çık. Defol git lan. Yürü git. Yürü git. İstanbul'a gidiyorsun. Nereye gidiyorsun? Kapa kapıyı. Soytarı. Terbiyesiz herif. Ya savcı... Savcım. Savcım bekle savcım. Yolda çıt çıkarmayacaksın. Aynen.
çıt çıkmayacak dedin. Biliyorum ama güneye gidiyoruz gibi geldi bana. Ona göre kıyafet falan çözerdim savcım. Ha bak şu ilerideki tesisten bir iki bir şey mi alsak acaba ya? Eyvallah, o da yok. Ya bari bir ihtiyaç malası versek savcım. İhtiyaç bu ya, ihtiyaç. Savcım. Hayırdır, ne abi? Şimdi konuştuk ya. İyi tamam, ben markete gideceğim. Sen de ne yapıyorsan yap, 5 dakika sonra burada ol. Ne bakıyorsun ya? Ya para vermeyeceğim mi? Cüzdana el koydun, telefona el koydun. Ne yapacağım? Utandırıyorsun beni ya. Anasını ya. Al. 5 dakika sonra burada ol. Tamam. Çattık. Sayın müşteriler, BB planında %15 indirim başlamıştır. Merhaba. Merhaba. Ne hediye paketi yapar mısınız? Tabii. Teşekkür ederim. Ne kadar? 100 lira. Kararınızı verdiniz mi? Tabii tabii. Verdim, kararım çok oluyor. Filtre kahveydi nasıl? Güzel mi? Tabii. Sizin kadar güzelse içerim, kesin içerim. İsminiz? Siz hiç zahmet etmeyin ya. Halledeyim ben. Hem de böylelikle ismimi benim ellerimden öğrenmiş olursunuz. Ne yapıyorsun oğlum sen? Alayım mı sana da? Kahve güzel, güzel kahvesi var. Oğlum ne yapıyorsun lan burada? Babanız bir şey alır mı? Aşk olsun ama kırılıyorum ya. Azıcık benzerlik olsa yani şu kadar. Anlayacağım da. Yürü lan. Bir bana bak. Şu kadarcık benzerliğimiz yok. Çok... Yürü lan. Sen bir daha yürü lan. Bak. Neyse, bir dahakine görüşürüz artık. Ya savcı. Ya itip kalktın yeter, savcı espri yaptım, espri espri. Ulan sen ne dangalak adamsın lan? Hala mal mal dolaşıyorsun içeride oğlum, manyak mısın sen ya? Ya şu olayın ciddiyetinin bir farkına var ya. Ben seni eskaza orada görmemiş olsam adamlar seni dağ başına kaldıracak, kafanı gözünü patlatacak, hala orada yatıyor olacaksın ya. Ya biraz insanın bir duygu sıralaması olur, bir muhakemesi olur ya. Senin şu anda korkman gerekiyor kardeşim. Sen korkacaksın şu an, tedirgin olacaksın. Sen ne yapıyorsun? Tavuk gibi dolaşıyorsun buralarda ya. Ya ben ne yapayım, ben ne yapayım ya? Sen... Ya benim aldığım nefesi nereden biliyorsun sen ya? Ha? Ben eğer bir şeyleri ciddiye alırsam bilekleri kesmek icap edecek. Önce sen paketledin beni. Sonra sabahki kurnazlar paketledi. Kim ne istiyor belli değil. Soru soruyoruz, cevabı yok. Ben dalgaya vurmayayım da ne yapayım savcım? Ha? Daha nereye gidiyoruz, bana onu bile söylemedin ya. Nereye gidiyoruz onu mu öğrenmek istiyorsun? Evet, ben onu öğrenmek istiyorum. Nereye gidiyoruz? Çeşme'ye gidiyoruz. Ailemin yanına gidiyoruz. Oğlumun doğum günü var. Oğlan mı? Allah bağışlasın. Hediye falan da almışsın tabii. Aldım. Savcım dur, 2 dakika binme arabaya. Bizim peder de hiç kaçırmazdı doğum günlerimi. Öyle hediyeler alırdı ki bunlar şuncacık çocuğa alınır mı dedirtirdi herkese. Günah çok olunca telafisi affilli hediye tabii. Savcım seninki de sanki biraz...
Telafi şekli biraz sanki ha. O hesap. Neyse. Sustum tamam. Yok yok susma. Anlat yani. Ne demek istiyorsun? Ya şey işte yani. Sende de bizim pederin ailesini ihmal eden adam bakışından var. Önce telefonda kavga. Sonra aniden ailenin yanına direksiyon kırma. Ne bileyim yolda belde böyle hediye falan toparlamaca. Bunların hepsini birleştirince aklıma bu geldi yani. O kadar. Tebessüm ettin ya savcım sonunda ya. O suyun biri fazla mı? Daha fazla sana aldım zaten. Ver. Hadi geç. Yanlış anlama. Ailedir, kavgalar olur. Bizim peder de çok kavgacıydı. Araya 8 sene 4 duvar girdi. Gördün işte hala aynı. Hani böyle döverek sever derler ya. Bizim pederi tarif etmişler. Ama doğum günlerimi çatlamazdı. Affetmezdi. 2 eli kanlı olsa böyle görünürdü bir yani. Kesin. Deli deli sürprizler yapardı. En son 12. yaş günüm. Unutulmaz. Aynı gün Selçuk Taşkın'ı aldılar çünkü. Babamı. Neyse büyük sürprizi bekliyorum. Sürpriz ayrı, hediye ayrı bu arada. Öyleli. Çocuğum ya. Önüme ne koydu bil. Dansöz. Dansöz ya. Dansöz ya, 12 yaşında adama yapılacak sürpriz mi bu sabcım? Bir de aynı gün aldılar pederi. Vay arkadaş. Tımarhanede büyümüşsün resmen. Resmen tımarhanede büyümüşsün. Başka bir açıklaması yok mu? Sen nereden biliyorsun o günü? Sabcım. Hadi gidelim. Az biraz daha yolumuz kaldı. Oyalanmayalım. Burası sizin evimiz abi. Kimse yok burada, bomboş. Doğum günü teyzesinde. Ben şimdi 1 saat gidiyorum. Sen arabada kalıyorsun, tamam? Arabadan da inmiyorsun. Kimsin sen Sabri? Savcı böyle bir şey demek ki.
Nereden hatırlıyorum ben bu ismi ya? Selim K. Hayır. Hırsız! Hayır, hayır, hayır! Hırsız! Hırsız! Çık, pislik! Yağmur. Çık evden! Çık. Yağmur dur! Hayır, hayır, öyle bir şey yok. Hırsız falan değilim. Bir sakin olun be kardeşim. Bir Allah Allah. Biz girdiğimizde sen burada. Niye kesimizi dinliyordun? Yanmıyordun. Hayır, hayır. Ben hırsız falan değilim. Saklanmıyordum asla. Öyle bir şey yok. Sen de o elindekini bir indir, bir sakin ol. Sen kimin evine girdiğini biliyor musun? Savcı Selim Karar'la birlikte geldik biz İstanbul'dan, yanlış mı? Ya yalan söyleme. Ya biz konuşurken duydun sen, kesin. Ya vallahi billahi hırsız falan değilim ben. Siz konuşurken falan da duymadım. Kimle konuşurken, ne diyorsun sen? Anlamadım ben. Savcı Selim Karar'la birlikte geldim. Oğlunun doğum günü, senin kardeşinin doğum günü değil mi bugün ya? Hayır, gidelim soralım, adamın yüzü orada. Ben anlamadım, hatayı nerede yaptım ya? İşte öylesine girdik bir şeyler, ne bileyim. Sıkıldım arabada durmaktan. Vay vay vay. Ya savcım ne güzel ortam varmış be, helal olsun. Ne oldu, sen sanki bir gerildin ha? Ama dur şimdi, ben bir babamı bulayım, çıkaracağım foyanı ortaya. Baban gibi inatçısın sen de, ne diyeyim? Üf, babamı tanıyormuş gibi konuşma. Yemiyorum yalanlarını. Sen bilirsin. Oo kardeş, ben alayım onu ya. Eyvallah. Ben buradayım. Merak etmeyin beni. Vallahi burada oturuyorum ben. Tipe bak. Yani çok çok antipatik bir tip. Tam bir paralı kopil gibi ya. Yalnız bence doğru söylüyor. Ne doğrusu ya? Ya baksana adam ne kadar rahat. Üstelik babanın savcı olduğunu falan da biliyor. Adalet sitesindeyiz Naz. İşte boş attı, dolu tutturdu. Oo. Ulan hediye ağacı yapmışlar be. Ya bu adam madem Selim abinin misafiri, evde niye karanlıkta gizleniyor Naz? Evet. Evet yani bu kesin babamı da kandırdı. Neyse. Bak siz burada durun Naz. Hiçbir yere kaybolmayın, tamam mı? Ben babamı bulup geliyorum. Tamam. Tamam. Suç örgütüne büyük operasyon. Yeraltı dünyasının en ünlü babalarından Selçuk Taşkın. Yapılan operasyonla yakalandı. Oğlunun doğum gününde ele geçirilen Taşkın, ekipler tarafından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Operasyonu yürüten Cumhuriyet Savcısı Selim Kara. Tamam mı? Attın mı mesajı? Savcı nerede? Anlamadım. Savcı! Savcı! Baban nerede? Baban nerede? Baban nerede Selim? Tamam bırak kolumu ya. Savcı Selim Kara nerede? Nerede bu savcı Selim Kara? Çabuk bana söyle savcı Selim Kara nerede? Bırak yüzü! Bırak o yüzü! Bırak! Ulan ben sana ne dedim lan? Bırak sakın! Ben sana ne dedim lan? Bana bu... Bak bizden uzak dur. Bak bize yaklaşma oğlum, bizden uzak dur. Ben sana bana bir daha dokunma. Ne dedim lan? Kim olduğunu zannediyorsun lan? Anneciğim benim. Anne bırak. Bırak bir şey. Ben iyiyim anneciğim. Ben iyiyim oğlum. Tamam. Lan bırak bırak. Sal gelsin bırak. Sekizinci skuturu değiştirin şunu. Yeter. Yeter ayrılın yeter. Metin polis çağırın. Kimsin sen delikanlı? Bizim evdeydi enişte, babam da geldiğini söylüyor. Ya bırak hırsız hırsız biri bir teki ne olacak? Ne oluyor ya? Ya buradan ikisi camdan içeri girmişler. Ortalık tuzla buz işte, ne bileyim ben. Metin polis çağır. Tamam tamam, yok polise gerek yok, tamam. Benimle birlikte o. Çık dışarı. Selim kim bu? Arkadaşımın oğlu. Canan çık dışarı. Dışarı çık. Metin çok özür dilerim ben senden. Çok özür dilerim. Yok tamam. Telafi edeceğim, ben bunların hepsini ödeyeceğim. Yok tamam, bir şey yok ya. Tamam iyiyiz biz. Çok özür dilerim. Tamam hadi. İyi misin? Bakayım. İyiyim ben. Bir pansuman yapalım oğlum, otur. İyiyim abla. İyiyim. Ben iyiyim abi. İyi senin ya oğlum ya. Tamam. İyi ben misin yok, sen? İyiyim abi. Ha? Altay nerede? Altay içeride. Tamam. Böyle kandırma görülmemiştir lan senin dünyanın hiçbir yerinde. Buraya böyle bak, buraya. Kandırma görülmemiştir. Eşkıya mısın oğlum sen? Ha? Eşkıya mısın sen?
Senin ne işin var benim ailemin içinde? Beni kandırdın. Onlar benim çocuklarım lan. Bak onlar benim çocuklarım oğlum. Sen o çocuğa bırak vurmayı, dokunamazsın bile. Dokunamazsın bile. Senin kim olduğunu biliyorum ben Selim Kara. Öğrendim. Bin arabaya. Geç arabaya. Geç arabaya geç. Ya bilmiyorum arabaya. Geç arabaya. Geç arabaya. Arabaya bin! Geç lan! Geç! Ulan sen ne istiyorsun lan? Ha? Sen tam olarak ne istiyorsun bana onu söyle lan. Ben sana kelepçe mi takayım? Senin koluna kelepçe mi takayım onu mu istiyorsun? Bak takarım. Koluna kelepçe takarım senin. Kafana adam dikerim 24 saat nefes aldırmam sana. Bak bunu istiyorsan yaparım. Şerefsizim yaparım. Bir hata. Bak bir hata daha yap. Olsun hayatını cehenneme çevir. Babama yaptığın gibi mi? Babama yaptıklarını yapacaksın bana da ha? Ne yaptın babama sen? Seni hatırladım savcı. Babamı aldıklarında oradaydın sen. Babamı tutuklayan savcısın sen. Sen benim ailemi elimden alan adamsın. Ne yaptın? Neyle tehdit ettin babamı? Ha? Beni nasıl zimmetler sana babam? Anlatsana. Bence cevabını duymak istemeyeceğin sorular sorma bana. Babama ne yaptın sen? Söylesene savcı. Konuşsana savcı. Neyi duymak istiyorsun lan? Ha? Ne öğrenmek istiyorsun? Anlatayım. Tamam anlatayım. Baban bize tanıklık yapacak. Ne? Baban bize tanıklık yapacak. Oldu mu? Babam ha? Selçuk Taşkın tanıklık yapacak evet, değil mi? Evet. Benim babam muhbir mi lan? Baban tanıklık yapacak. Çünkü Halil Sadi babanın konuşacağını biliyor. Anlatabiliyor muyum? Hayatın tehlikede. Bak seni babana karşı tehdit olarak kullanacaklar. Bunu artık bir anla ya. Bunu bir anla ya. Benim babam muhbir mi lan? Lan dur. Benim babam muhbir değil lan. Dur. Selçuk Taşkın lan bu. Lan dur. Selçuk Taşkın'dan bahsediyoruz lan. Lan dur. Sen neden bahsediyorsun? Çeksa. Çeksa en cep durasın. Lan dur. Lan bırak beni. Lan. Bırak. Buraya gel lan! Buraya gel! Baban kendisi istedi bunu! Gel lan! Baban kendisi istedi! Kendisi geldi bize! Senin için yaptı bunu! Senin hayatını güvence altına almak için yaptı! İnanmıyorum sana savcı, daha fazla yaklaşma bana! Buraya gel! Buraya gel! Arabaya geç! Öldüreceğim lan seni! Gel! Gel lan buraya! Bir sakin ol! Bir sakin ol! Sakin ol! Sakin ol! Baban, baban senin için yaptı, anladın mı beni? Senin için yaptı. Hayatın tehlikede koçum. Anlıyor musun beni? Senin için yaptı. Hayatını güvence altına almak için yaptı. Şimdi sakin ol. Telefonumu çıkaracağım. Babanı arayacağım. Ne soracaksan ona sor. Efendim Yağmur? Arkadaşının oğlu beni kaçırıyor. Babanı mı aradın? Ne? Yağmur ne diyorsun? Ya ne kaçırması? Verir misin şu telefonu bana? Saçma sapan konuşuyorsun. Ne kaçırması? Yağmur, kim o yanındaki? Akgün mü? Bu arabayı çalmaya çalıştı. Ben de arabadan inmedim. Ha şimdi de İstanbul'a gidiyorum diyor. Ne? Telefona ver onu. Hemen telefona ver onu. Akgün'ü hemen telefona ver Yağmur. Vallahi hiçbir şey veremem ona. Hoparlörü alıyorum, konuş. Duyuyor musun lan beni? Boşuna nefesini tüketme savcı. Haşa, kızını kaçırmıyorum. Öyle bir şey yok ya. İstediği dakika inebilir arabadan ama kendisinde katır inadı olduğu için beraber seyahat etmek durumundayız şu an. Hemen geri dön. Bak hemen geri dön. Seni mahvederim. Babamla bana oyun kurdunuz savcı. Ben de oyunu bozdum. Bu da size cevabım olsun. Ait olduğum yere dönüyorum ben, anladın mı? Beni dinle lan. Lan beni dinle. Buraya bak bak. Bu adamlar seni buldukları yerde gebertecekler. Duyuyor musun beni? O yüzden kızımı da al geri gel. Şu anda geri gel. Ya bırak, çocuk yok senin karşında. Reddi miras yaptım. Selçuk Taşkın bundan sonra benim babam değil. Ben onun oğlu değilim. Mevzu konuşuldu, anlaşıldı, çözüldü. Bizim kim olduğumuz, yerimiz, yurdumuz belli zaten. Sen hiç dert etme oraları ya, sıkıntı yok. Varsın bundan sonra tek tabanca yürüyelim ya. Şimdi beni dinle. Kızına benden sıkıntı, zarar gelmez. Gideceğim yere kadar eğer inmezse onu zaten gideceğim yerde bırakacağım arabasıyla beraber. Ama sana tavsiyem gelip kızını alman. Hiç iyi bir şoför. Hatta gerçekten hiç iyi bir şoför değil. Hiç sıfır yani, hiçbir şey yok. Gelip onu oradan alırsan en azından başına bir iş gelmemiş olur. Benim derdim o. Yağmur duyuyor musun beni? Yağmur şu anda hemen o arabadan iniyorsun Yağmur. Şu anda iniyorsun Yağmur arabadan. Bu tipi evimize sen soktun baba. Şimdi mi aklına geliyor beni düşünmek? Annemin arabasını bu yamyama bırakmayacağım. İnmiyorum. Thank you.
dakika beyefendi. Ya kızım orada. Yağmur. Ay. Ay çok. Yağmur çok korktum Yağmur. İyi misin hayatım? Ha? Yok bir şeyin değil mi? İyisin değil mi yavrum? Oh. Yağmur beni öldürecek misin ya? Beni öldürecek misin? Biz ne konuştuk telefonda? Şu arabadan niye inmiyorsun ya? Neden inmiyorsun? Neden inmiyorsun? Nasıl geldiğimi bilmiyorum buraya ben Allah aşkına ya. Elim ayağım titriyor gerçekten. İyi misin kızım? Kızın deme bana. Ha? Ya mafyanın oğlunu hayatımıza soktun. Adamlar bizi takip ettiler, az kalsın öldüreceklerdi. Bir tek ölümümüze yol açmadın kalmıştı baba, onu da yapıyordun. Anlıyorum, çok sinirlisin, çok kızgınsın. Yani yaşadığın şeyi telafisi mümkün olmayan bir şey. Bir sus. Sen bu yüzden mi kızgınım sanıyorsun sana? Ha? Ben yıllardır her gün sinirli uyanıyorum. Bunu niye yapıyorum biliyor musun baba? Çünkü kızmayı bıraktığım gün seni unutacağım diye korkuyorum. Gel buraya gel. Ben buradayım. Buradayım. Bir yere gitmiyorum ben, tamam? Yoksun. Yoksun, yoksun. Yoksun. Bundan sonra da olmayacaksın. Ben annemin boşanmak istediğini de biliyorum. Üzüldüm. Demek ki içimde bir umut kırıntısı kalmış. Demek ki içimde bir şey kalmış. Ama sonra şu halini hatırladım. Üstten bakan, hep haklı olan. Bu halinle yok arasında bir tercih yapacaksam olmamanı seçiyorum. İyi olacak. İyi olacak. Artık sana kızgın uyanmayacağım. Her gün biraz daha silineceksin anılarımdan. Sen de bunları böyle bil ve öyle devam et savcılığına. Tamam mı? Biz bir şekilde düşe kalk unuturuz seni. Savcım, biliyorum ağzımı burnumu kırmak istiyorsun. Hakkın var. Da bunu sonraya mı bıraksam? Ne bileyim. Çok zor geçen bir gündü yani. Savcım. Geç arabaya geç. Arabaya geç. Yağmur, annene telefonda küçük bir kaza geçirdiğini, yardım istemek için beni aradığını söyledim. Tamam? Bundan başka bir şeyden haberi yok. Bundan da haberi yok. Tamam? Böyle kalması gerekiyor. Yani yalan söyle diyorsun, öyle mi? Teyzeciğim. Kuzum iyi misin? İyiyim iyiyim. Bir şey yok. Arabada hasar. Hasar önemli değil. Bir yerine bir şey oldu mu? Saklama benden bak. Yok sabah sağlamım.
Nasıl oldu? Kaza yaptım. Çok korktum. Ben de babamı aradım. O kadar. Kaza yaptın, babanı aradın. Ne zamandır aklına böyle durumlarda baban geliyor senin? Doğrusunu anlatır mısın bana? Doğrusu o işte. Yağmur hatalıymış. Adli vakaya dönüşecek diye korkmuş. Burada olduğum için de beni aramış yani bu. Böyle mi oldu? Aynen öyle oldu. Yani başka ne olabilir? Tamam artık, bitti mi? Çok yoruldum. Ben geçiyorum içeri. Tamam hadi geç sen, geç. Yarın sabah kahvaltıya gel. Tamam. Uzatmayalım artık, anlatalım çocuklara durumu. Boşanacağımızı mı söyleyeceğiz? Yani en azından beni bu konuşmayı yaparken yalnız bırakma. Tamam. Değişik adamsın savcım. Aslında benziyoruz yani. Tek başınasın işte. Ben de tek başımayım. Yalnızız. Sadece bir farkımız var. Benim başka seçeneğim yok. Senin ailense orada duruyor kanlı canlı. Ama sen yalnız olmayı seçmişsin. Kızın için haklısın. Yanlış yaptım. Onu da kendimle beraber sürükledim işte tehlikeye. Gereksizdi yani. Cezamı kes. Razıyım. Boynum kıldan ince sana karşı. Ama sonra sal da beni gideyim. Ben duramıyorum burada. Olmuyor. Kaybolurum gözden ya. Kimse bulamaz beni. Vallahi. Burası olmuyor bana. Hiçbir yere gitmiyorsun. Arabaya geç. Tereyağı yok. Babam seviyor. Git getir o zaman Altay. Ayağına bekleme. Dikkat et. Ne zaman geliyormuş anne? Bilmiyorum, gelir herhalde. Geldi. Yağmur, hadi karşıla babanı. Günaydın Yağmur. Buradayız. Tamam Yağmur. Biraz sonra duyacağın şeyler için senden anlayış bekliyorum. Tamam kızım. Ne duyacağım? Niye dikiliyorsunuz? Hazır kahvaltı hadi. Bu
babacığım benim ya. Ne haber? İyi. Ya oturalım. Selim. Size söylemek istediğim bir şey var. Oturarak mı konuşsak? Yıllık izne ayrıldım ben. O yüzden biraz burada kalacağım. Sitede bir ev tuttum. Ne evi ya? Süper. Bir dakika. Burada niye kalmıyorsun ki? Burada kalmıyorum çünkü misafirim var. O yüzden de bir ev kiralamak daha mantıklı oldu. Hem misafirin var. Biz bir konuşalım mı Selim? Siz masada kalıyorsunuz. Ne demek ev tuttun? Ne konuştuk biz seninle? Konuştuk Canan, evet, ama yapamıyorum, olmuyor. Yapamayacağım ben Canan. Ben boşanmayacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.